Sabah Beacon Park'ın ıssız bir köşesinde bir seri katilin işi olduğuna inanılan 3. cinayetin kurbanı bulundu. Yetkililer seri katil işi olduğuna inanıyorlar. Çünkü ölümler arasında benzerlikler var. Hepsi kadın ve dövülerek öldürüldüler. Bu kadınlara karşı duygusuzca bir öfke. Aralarındaki tek ortak nokta şu ana dek yüzü belli olmayan katille karşılaşmaları. Ben Daria Valdez Morrow. Şimdilik bu kadar. Daria, şükürler olsun. Sen bir saattir sana ulaşmaya çalışıyor. Alo. Merhaba tatlım, ne oldu? Ne? Aman tanrım. Evet, hemen geliyorum. Tamam, hoşça kal. Sen? Seni seviyorum. Her şey yoluna girecek canım. Sam annesi Barbara'yı kaybetmiş. Ben çok üzüldüm. Birkaç gün benim yerime geçecek birini bul lütfen. Sam daha ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Merak etme, birini buldum bile. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Tamam. Tanınmış hayırsever insan Barbara Morrow'u kaybettik. Polis Carl Kane şekerlerinin varisinin çarşamba günü villasının merdivenden düşerek öldüğünü söylüyor. Bayan Morrow son yıllarında bol skandal ve trajedi gördü. Kendisinden bir yıl kadar önce trilyoner eşi Richard Morrow da ölmüştü. Richard Morrow, Florida varlık seçimlerine aday olmuşken bir anda gayrimeşru bir oğlu olduğunu itiraf etmişti. O çocuk Randy Summerfield şu an 25 yaşında. Morrow'un model Sophia Summerfield'da 30 yıllık ilişkisinden dünyaya gelmişti. Sophia skandal patlak verince tuhaf bir şekilde kaybolmuştu. Morrow soruşturma açılmasını istemiş ama bunun için kanıt yetmemişti. Kaybolma olayından sadece 4 ay sonra Richard Morrow ani bir kalp krizi sonucu öldü. Barbara Morrow hayatını yardımlara adayarak yoluna devam etti. Şiddet ve tacize uğramış kadınlar için Morrow Evi adlı kurumu hizmet açtı. Barbara Morrow'un hayatta kalan tek oğlu ünlü avukat Sam Morrow da evli ve eşi Daria Kanal 8 Haber spikeri. Cumartesi aile arasında bir tören düzenlenecek. Sizinle evde görüşürüz. Annene gerçekten çok üzüldüm. İstersen her şeyle ben ilgilenirim. Hayır, ben şu an iyiyim. Evde görüşecek miyiz? Evet, biraz izin ver. Ofise geri dönmem gerekiyor. Çünkü haftaya Diaz'ın duruşması var. Bütün gözler üstümüzde. Bunu kazanmalıyız. Ne zaman kaybettik ki? Ey dostum, çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Kendine iyi bak. Sam, seni seviyorum. Ama eve gelemeyeceğim canım. Ha. Üzgünüm. Bir miting planlaması için çalışmam gerekiyor. Beni bilirsin. Seni sonra ararım. Tamam. Umarım bugün bir yerlerde flash haber olmamıştır. Çünkü bugün izinliyim. Seninle olmak istediğim için. Evet. Hoşça kal canım. Güle güle. Güle güle. Bugün devrim falan başlatayım deme. Söz veremem. Annemin cenazesi. Annemin cenazesinden gelmesi şart mıymış? Ona saygısından geldi canım. Saygısız. O saygısızlığını göstermeye geldi. Geldi.
Bunu kabul et. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Annemin tercihlerini kabullendim. Babamınkileri ve onu. Öyle mi? Sen gerçekte neye kızgınsın? Bu dramın ortasına doğmuş olmak onun suçu değildi. Ama benim de değil. Yine de pislikleri temizleyen benim. Benim tek istediğim annemle baş başa son bir andı. Fazla şey mi istemiş oldum? Aman Tanrım. Aman Tanrım Darya. Doktor uyanmış. Darya. Kim? Hayatım, neyin var? Seni tanımıyorum. Lütfen bana yaklaşma. Doktor Green, bir terslik var. Ne beni hatırlıyor ne de başka bir şeyi. Darya, ben Doktor Green. Buraya getirilme nedenin bir kaza geçirmiş olma. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Darya diye bir isim bile. Nerede olduğunu biliyor musun? Bir hastanedeyim. Güzel, bu doğru. Nerede yaşadığını biliyor musun? Adresini, şehrin adını. Hayır. Bana küçük bir not defteri getirin lütfen. Bilmiyorum. Bir kafa travmasının ardından böyle hafıza kaybı normal karşılanır. Özellikle beynin uzun dönem hafızasını yöneten hipokampus zarar görmüşse. Bir de orta şakak lobları var tabii. Onların işi de bildirimsel bellek. Bildirimsel bellek mi? Bakın bu duruma geriye dönük hafıza kaybı deriz ya da GDA. Darya'nın beyniyle kimliği arasındaki bağlantı hasar görmüş. Darya kim olduğunu bilmiyor ve kişisel hatıra sayacağı bir şey yok. Ona kim olduğunu hatırlatacak anıları da tabii. Buna çok üzüldüm bebeğim. Darya, adını şuraya yazmanı istiyorum. Bir de Fort Lauderdale, Florida'da bir hastanede olduğunu. Bunu ona neden yaptırıyor? Bilmiyorum. İşte bu mükemmel. Daha önceden edindiğin becerileri korumuşsun. Geriye dönük hafıza kaybı çok tuhaftır, ürkütür. Bir de anksiyeteyi tetikler. Ama iyi haber kalıcı olmaması. Hafızan yavaş yavaş eski haline alacak. Ama sabırlı olmalısın. Hepiniz.
Her şeyi hatırlamam için ne kadar zaman geçecek? Bunu söylemek zor. Haftalar, bazen aylar ama bir terapist ve çevrenin de yardımlarıyla durum çok daha çabuk değişebilir. Onu eve götürebilir miyim? Dur bakalım, affedersin ama ben seni tanımıyorum. Darya. Kimseyle eve gitmek istemiyorum. Darya, kendi evine dönmen senin için en iyisi olur. Kendi ortamında olduğun zaman kayıp anılarının geri gelmesi çok daha çabuk olacaktır, inan. Biliyorum, korkuyorsun. Hepimiz sana yabancıyız ama inan bana, sen senin kocan. Darya, bak bu Sera. En iyi arkadaşınım. Yani olabilecek en emin ellerdesin. Bunu hatırlamıyor olabilirsin ama... Ama ben seni seviyorum. Ve birkaç bu kaza daha... yaşanana kadar... Sen de beni seviyordun. Birkaç test daha yapılmasını isteyeceğim. Sonra da seni bir dostumla tanıştırmak istiyorum. Doktor Weston'la. Hafıza kaybı konusunda bir uzmandır. Bana onun bilgilerini yazar mısınız? Testlerle ilgili korkacak hiçbir şey yok Darya. Sana sadece birkaç soru soracaklar, o kadar. İstersen bir şeyler ye artık. Darya, aç mısın canım? Evet. Peki en sevdiğin yemek için hazır mısın? En sevdiğim yemek ne oluyor? Sushi. Çiğ balık mı severim? Ben ne istersen alır getiririm. Sürpriz olsun. İşte benim kızım. Beni etkilemeye mi çalışıyorsun? Çok etkilendim. Eve bununla mı gidiyoruz? Evet, arabamız kazada paramparça oldu. Üzgünüm. Ben daha önce hiç limuzine bindim mi? Evet. Hoşuma gitti mi? Çünkü şu anda hoşuma gidiyor. Bir dakika sonra evdeyiz. Gerçekten de bu bölgede mi yaşıyoruz? Evet öyle. Hadi söyle. Bu evlerden birinde yaşıyoruz de bana. Hayır. Bizim yaşadığımız ev şu. Bu bir şaka mı? Hayır, şaka yapmıyorum. Şükürler olsun, sağ salim evdesiniz. Sizin için her gün dua ederim. Teşekkürler Clara. Bak bu Clara. Kendisi 20 yıldır ailemizle birlikte. Memnun oldum. Pekala. Sen Darya'nın bavulunu alır mısın Clara? Tabii hizmetçimiz olacak. Şöyle baksana. Clara desen daha iyi. İçecek bir şeyler hazırlar mısın? Ne istersin? Hiçbir şey lütfen. Öyle mi? Gerek yok. Bavulu odamıza getirmen yeter. Özür dilerim. Sorun yok. Gel hadi.
Var canına. Biz ünlü müyüz? Yoksa sadece zengin mi? Sen ünlüsün. Ben sadece zengin. Aşçı benim. Gel. Seni benim için çok özel olan biriyle tanıştıracağım. Kendimi bu fotoğraflarda tanıyabiliyorum ama hala kim olduğumu bilmiyorum. Bu biziz. En sevdiğimiz restoranda. Hala o aynı muhteşem insansın. Hatırlamıyor olsam bile. Demek gerçekten zenginmişsin. Hadi bir yandan gezdir beni, bir yandan da anlat. Hepsini öyle mi? O kadar çok sorum var ki. Nereden başlasam bilmiyorum. Herhangi bir koku vermiyor ama yine de çok evet, güzel. Evet, kokusu yoktur. Ayrıca zehirlidir. Gerçekten evet, mi? Sakın yeme. Aa, bak bunu bilmiyordum. Üstündekiyle uyumlu. Pembe rengi sevdim. Ne harika bir ilk anı bu. Biraz yoruldum gibi. Seni yatak odamıza götüreyim o zaman. Orada rahat edersin. Hem beğenmezsen benim bir suçum yok çünkü sen dekor ettirdin. Dün gecemizi bu odada geçirdik. Ben çıkayım da sen dinlen. Eğer canın bir şey isterse ben şurada konuk odasındayım. Hemen yanda. Evine hoş geldin. Teşekkür ederim. Anlayışın için. Seni seviyorum. Günaydın. Oturun, oturun. En sevdiğiniz muffinlerden yaptım. Çok güzel kokuyor. Çok seveceğimden eminim. Sen nerede? Ofiste bir toplantım var. Bir an önce dönüp günü seninle geçirmeye bakacağım. Muffinleri afiyetle ye. Seni seviyorum.
Durun, çok sıcak. En parlak yıldızım ve en sadık dostumu. Sakın kimsenin yanına bırakma. Affedersiniz, biri sizi görmek için geldi de. Adı Bay Aaron. Seni tanıyorum. Hatırlamıyorum ama az önce bu fotoğrafa bakıyordum. Orada yazan doğru. İş arkadaşı mıyız? Artık değil. Beni tamamen unutmayı seçtiğine göre. Şaka yaptım. Ben çok şaka yaparım. Kafam böyle... böyle rahat. Dün senle konuştuk da... geçmişi unutmak bence aslında o kadar da kötü bir şey değil. Unutmak istediğim çok insan var. Ama konu bizsek... ne fark eder ki? Bu ne demek? Bütün gece bir kitap okudum. Konusu geriye dönük hafıza kaybı. İşin haftalar sürebilirmiş, bunu bil. Hem kanalda tamamen sana odaklanmış bir ekip olduğunu bil. Deli gibi koşturup duruyorlar. Maillerine bir bak derim. Olan bitenin mantığını anlamak istiyorum. Ama hiçbir şey tanıdık değil. Sadece bir kağıtta kelimeler. Bu çok normal. Yani şimdilik hepsi yine geri gelecek. Yanındayız biliyorsun. Belki de kanala geri dönmen gerekiyordur. Bir süre ofisinde oyalan işte. Hala tek parçasın. Tek önemli olan bu. İşlerinin hepsiyle ilgili DVD'ler hazırlatıyorum. En sonuncusu da dahil. Gerçekten minnettarım. İstediğin ne olursa söyle yeter. Tamam. Darya. Ben aşk kuşlarını yalnız bırakayım. Burada mıydın tatlım? Aaron, uğradığın için sağ ol. Geldiğin için teşekkür ederim. Bir şey değil. Evet. Ben yüksek teknoloji kuleme geri döneyim. Orada gerçeği arıyorum. Ki gerçek gördüğüm kadarıyla her anlamda kaybolup gitmiş olsa da. Neyse. O müthiş bir adam. Ve harika bir dost. Öyle gibi görünüyor, evet. Üzgünüm, işim uzun sürdü. Sana söz veriyorum, bunu telafi edeceğim. Ne yaparak? Çok hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bugün ne yapmak istersin? Konuşmak. Konuşmak istiyorum. Her şeyi sil baştan öğrenmek. Bana şu ana kadar olup bitmiş ne varsa hepsini. Zaman gerekiyor. Neden bugünden başlamıyoruz ha? Yola oradan devam ederiz. Tamam. Sana bir sürprizim var. Ama önce üstümü değiştirmeliyim. Ben de değiştireyim mi? Hayır, sen mükemmelsin. Tek kelimeyle mükemmel. Keşke neyi unutacağımızı seçebilseydik. Seni üzdüysem bağışla. Soruna cevap verdim çünkü benim... tek istediğim hatırlaman. Sanırım muhabir olunca hep muhabir kalıyorsun. Bu senin yeteneğin zaten. Herkese her şeyi anlattırabiliyorsun.
Baban hakkında konuşmayı kabul etmenin nedeni bu mu? Benim ailem kime röportaj vereceğini çok dikkatli seçerdi. Sen dürüstlüğünle ünlüydün. Hep dobraydın. Ve çok güzeldin. Hem seninle konuşmak elleri titreyen, ağzı kokan birinden çok daha iyi. Bak bu seni nereye getirdi? Yani bizi. Hı hı. Bu yaşadığımız her şeyin buna değdiğini gösterir. İkimizin de ailelerimizde unutmak istediğimiz şeyler var. Ben benimkileri unutmuştum. Sen bana hatırlattın. Bu haksızlık ama. Özür dilerim. Ben bir şey hatırlayacak olsam sen olurdun. Teşekkür ederim. Yani benim için bütün bu yaptıklarını, sahip olduğumuz anıları kaybettiğim için gerçekten üzülüyorum. Birlikte yeni anılar yaratacağız. Bunu sevdim. Hemen başlayabiliriz. Seni öpebilir mi? Evet. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bunu kontrol edemiyorum. Ben bir katilim. Bunu ben yaptım. Elime kan bulaştı. Bunu asla öğrenmemeliyim. Beni anlıyor musun? Ne olursa olsun bunu önle. Yoksa ben yaparım. Amanlar. Bunu unutamam. Bunu unutamam. Bir dakika. Benim, ben Clara. Günaydın. Gelsene. Günaydın. Günaydın hayatım. Sorun değil, ben daha sonra gelirim. Hayır, lütfen içeri gel. Bana sormak istediğin bir şey mi vardı? Ben süpermarkete gitmek üzereydim. Hadi de size. Ben de seninle geleyim. Hayır tatlım, gidemezsin. Bu sabah Doktor Weston'la randevun var. Doktor Weston mı? Evet, hani şu uzman, Doktor Green önermişti. Ah, evet. Hafızama yardımcı olabilirmiş.
Harika. Lara, teşekkür ederim. Şu an ne istiyorum, ne ihtiyacım var bilemiyorum. Hiç sorun değil, lütfen. Affedersin, önce sana sormalıydım. Hayır, hayır, sorun değil, gerçekten. Doktor Green'i bu sabah aramış. O da seanslara ne kadar çabuk başlarsak o kadar iyi demiş. Dün geceden sonra... Dün gece çok mu ağır geldi? Benim biraz ofise gitmem gerekiyor. Bir ihtiyacın olursa Clara'ya söyle, o sana getirir. Beni de arayabilirsin. Hızlı aramadayım, ikiye bas yeter. Artık bir şeyleri hatırlamanı istiyorum. En azından sadece bizi. Zihninde batan güneşe sürekli bakmaya devam et. O batmaya devam ettikçe uykun geliyor. Gitgide rahatlıyorsun. Derin bir uykuya dalıyorsun. Artık tamamen rahatsın. Ve derin uykudayken hafızana erişmeni engelleyen tüm setleri kaldırıyorsun. Bir sürü his hatırlayacaksın. Görüntüler, kokular, sesler. Adını söyle. Daria. Kaç yaşındasın? 5. Neredesin? Ne görüyorsun? Annemi. Gitmek istemiyorum. Biliyorum o geri dönecek. Annemi istiyorum. Daria, annen nerede? Bilmiyorum. Yüzünü göremiyorum. Çok kan var. Çok fazla. Çok. Neden? Yok bir şey canım. Lütfen hadi bizimle gel. Lütfen. Senin gitmek için zor biliyorum. Lütfen hayatım. Annemi istiyorum. Lütfen gel. Dur, sakın dokunma. Uzak dur benden. Uzak dur dedim. Daria, o kim? Sen neredesin? Adam sarhoş. Hep sarhoş. Patrick. Daria, elimi tut. Ha, beni o aldı. Korkuyorsan sık elimi. Ha, buradan kaçmalıyım. Nereye olursa. Nereye Daria, olursa. Nereye gidiyorsun? Fark etmez. Ne fark etmez. Nereye olursa. Sadece gitmek istiyorum. Daria, 5'ten geri sayacağım. Ha. Sonra da adını söyleyeceğim ve tamamen uyanacaksın. Her şeyi hatırlayacaksın. 5, 4, 3, 2, 1. Çok iyiydin. İstediğin gibi seansımızı kayda aldım. Bunu seansları hatırlamakta kullanabilirsin. Notlar almak için de. Aklına ne gelirse yaz. Yaşadığın durum kalıcı olmadığı için seans sonunda parça parça hatırladıkların olacak. Hafızan geri geldikçe yani. Bunlar tesadüfi şeyler olabilir. Kafan karışabilir. Ama iyileşme sürecinin bir parçası. Sanırım hatırlamak için bu bedeli ödemem gerekiyor. Etrafında hep tanıdık nesneler olsun. Fotoğraflar, müzik, kokular. Bunlar hafızanı geri kazanmana yardım edecek gerçeğe yönlendirmeler. Tamam mı? Bu sabah Beacon Park'ın ıssız bir köşesinde bir seri katilin işi olduğuna inanılan 3. cinayetin kurbanı bulundu. Yetkililer seri katil işi olduğuna inanıyor. Çünkü ölümler arasında benzerlikler var. Hepsi kadın ve dövülerek öldürüldüler. Bu kadınlara karşı duygusuzca bir öfke. Aralarındaki tek ortak nokta şu ana dek yüzü belli olmayan katille karşılaşmaları. Ben Daria Valdez Morrow. Şimdilik bu kadar. Bu kadar yeter değil mi? Hadi.
İşte orada, hadi hadi. Efendim çok özür dilerim ama telefonlara çıkmıyorsunuz. Bu da bir şey sakladığınız anlamına gelir. Sen buraya kadar nasıl geldin? Hepimizin sırları olsa gerek. Pekala konuşurum ama kamera olmadan, tamam mı? Beni dinle. Şimdilik şüpheli yok. Ama katilin belli ki bir tarzı var. Kurbanlarını döverken bir sistemi var. Ne demek bu? Ne yaptığını biliyor. Nereye, nasıl vuracağını mesela. Herhalde dövüş sanatları ustası ya da eski bir asker olmalı. Bilmiyorum, şimdilik bunlar var. Anladım. Teşekkür dinle. Ederim. Bunları sadece sen gör ve sadece sen bil. Halkın ne zaman öğreneceğini ben söylerim. Minnettarım efendim. Gidelim. İyi akşamlar Mikro. Harikaydı. Doktor Wilson'la ilk seansı nasıl geçti? Güzeldi. Ama biraz yorgunum. Bütün gün aklımdaydın. Sen de benim. Seni özledim. Darya? Yorgunum ve kafam çok karışık. Biraz dinlen lütfen. Akşam görüşürüz. Sen bir katil. Kimi öldürdü, kiminle konuşuyordu bilmiyorum. Ama öğrenmeliyim. Gerçekten hatırlamak istiyor muyum? Çok geç. Üniversite ikimiz için de özgürlüktü. Kendimizi bulacaktık. Yaratıcı yazarlık dersinde yanında oturuyordun ve ben sana bu dersi neden seçtin diye sordum. Sen de konuşacak kimsem olmadığı için dedin. Bu yüzden yazıyormuşsun. Benim orada olma nedenim de aynıydı. O günden itibaren çok iyi dost olduk. Evli misin? Ben işimle evliyim. Ne yapıyorsun? Kadın hakları eylemcisiyim. Kadınlar için adalet ve eşitlik kampanyaları düzenleriz. Konularımız üreme hakları, kadına karşı şiddet, homofobi, kadına uygulanan her türlü ayrımcılık yani. Harikaymış. Teşekkür ederim. Hiç birlikte çalıştık mı? Senin alanın daha çok sosyal ve siyasi skandallar, yolsuzluk, suçlar. Sam'i ne kadardır tanıyorsun? Onu siz tanıştığınız günden beri tanırım. Röportajı mı kastettin? Her şey biraz daha sonra. İkiniz ayrılmaz bir hale gelmiştiniz. İlk randevunuzdan sonra saat 2'de beni aradığını hatırlıyorum. Ülkenin en kıskanılan kadını olmuştum, biliyor musun? Ülkenin mi? Evet, ülkenin. Vay canına. Evet. Peki onun hiçbir sorunu yok muydu? Ya da benim, ya da bizim. O mükemmeldir. Senin gibi. Neden? Merak ettim. Onu hatırlamıyorum. Ya da bizi. Bir sorun mu var? Darya, seni iyi tanırım. Aklında bir şey varsa sesin nasıl değiştiğini çok iyi bilirim. Hiçbir şey gerçek değil gibi. İnsanlar, yerler, isimler. Kendimin geçmişi eksik bir kopyası gibiyim. Şimdilik geçmişin bugün başlıyor. Hem geçmişi hatırlamamak çoğunlukla iyi bile olabilir. Tabii keşke neyi unutacağımızı seçebilsek. Ben de öyle diyordum. Ama şimdi gerçekten her şeyi hatırlamak istiyorum. Aa, çok güzel. Seni, beni, Sam'i. İlk öpüşmemizi. Güzel, çok güzel. Seni seviyorum. Kız kıza bir an yaşıyorduk ama hemen yakışıklı şeytan geldi.
Aa, en sevdiğim iki insan. Merhaba. 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 Seni özledim. İçeri girelim. Zamana ihtiyacı var. Yarın birkaç günlüğüne şehir dışına çıkmam gerekiyor. Burada onunla kalır mısın? Tabii. Hiç önemli değil. Gidip birkaç eşyamı alıp sabah buraya dönerim, olur mu? Sen bir meleksin. Hiçbir şey bilmiyorum. Teşekkür ederim. Harikaydı. Çok doydum. Benim harika bir fikrim var. Gece burada kalsana. Bir konuk odamız daha vardı, değil mi? Harika. Ne dersin? Şey, sabah Clara'nın muffinlerinden yiyebileceksen varım. Pekala, ben biraz izin istiyorum. Yatmadan önce cevaplamam gereken birkaç e-mail var da. Sabah erkenden çıkacağım, o yüzden seni göremem herhalde. Yani tekrar sağ ol. Teşekkür, hiç gerek yok. İyi yolculuklar. Birkaç gün sonra görüşürüz. Neler yaşadığını anlamaya çalışıyorum. Ama bu mümkün olamaz. Sevgimin ve desteğimin bugün ve daima seninle olduğunu bil yeter. Sen. Ben bir katilim. Asla kaçıp gitmez o. Asla. Biliyorum. Başına bir şey geldi. Neden böyle yapıyorsun? Neden? Neden? Neden hep böyle yapıyorsun? Söyle bana. Neden böyle yapıyorsun? Söyle bana. Neden böyle yapıyorsun? Neden? Neden? Söyle. Sen bu haberi haftalarca kovaladın. Richard Morrow'un ikili hayatı ve gayrimeşru oğlunun hikayesi. Oldukça önemli bir haberdi. Bir hanedanın çöküşü oldu. Sam'i nasıl etkiledi? Sam yıkılmıştı. O ceza avukatıydı. Zaten birkaç ünlü dava nedeniyle herkesin gözü üstündeyken böyle bir reklama hiç ihtiyacı yoktu aslında. Annesi zaten kendi ailesine kalma büyük bir servete sahipti. Sam'in sana duyduğu ilgiden de pek memnun değildi açıkçası ama Sam hiç umursamadı. Bütün bunlara bakıyorum. Senin bana anlattıklarını dinliyorum. Seni duyuyorum ama bunların benimle hiçbir ilgisi yok sanki. Bir bağlantı hissettiğim bir tek şey var. Bu cinayetler. Sanki onları hissediyorum. Neden bilmiyorum. İşte gördüğün gibi sen bir kurumsun. Genç bir kurumsun belki ama sonuçta kurumsun. Öyle diyelim. Hiç tanıdık görünmüyor.
Ama yine de öyle hissediyorum. Klonlanmış gibiyim. Sen bir klon değilsin. Sana hatırlamam ve unutman gerekenleri birlikte öğreteceğiz. Aslında ben de bu yüzden buraya geldim Aaron. Hatırlamam için yardımın lazım. İnsanlar anıları çok abartıyorlar Darya. Ve ben bu lanet olası kanalı sen yoksan yürütemem. Tamam mı? Julie, bize iki şişe su getirir misin? İki de yeşil çay ve bal da olsun lütfen. Otursana. Pekala, ben geçen gün nezaket gösterip evime getirdiğin DVD'lerin hepsini izledim ve anladığım kadarıyla bir seri katili kovalıyormuşum, öyle değil mi? O kazadan önce. Senin nedense entrikalara, cinayetlere, çaresizliğe karşı hep garip bir ilgin vardı. Bu yüzden böyle bir gazeteci oldun ya. Sana bir şey göstereceğim. Kendi söyleşilerin. Gel buraya. Bunu izlemeni istiyorum. Richard Morrow gibi bir adamla ilişkiye girmenin sonuçlarını hiç düşündünüz mü? Önemsemedim. Birine aşık olduğunuz zaman gerçek aşksa soru yapmalı mıyım değildir. Bunu nasıl yapmam ki olmalıdır. Bay Morrow'la nasıl tanışmıştınız? Bu gerçekten önemli mi? Richard eş olmayan bir adam. Daha önce tanıdığım hiç kimseye benzemiyor. Ben de buna aşık oldum işte. O da bende ihtiyacı olan bir şey buldu ve buna aşık oldu. Evet. Vakit ayırıp benimle bu kadar açık konuştuğunuz için teşekkür ederim. Ama bir sorun var. Asla kaçıp gitmez o, asla. Biliyorum, başına bir şey geldi. Tabii. Olay madem çok uzaktan duyuldu, en azından gerçekler konuşulsun istiyorum. Magazin basını ve reyting avıyla saptırılmadan sadece gerçekler konuşulsun. Ve işte dinledik. Gerçek bu. Böylece artık medya ve izleyicilere karşı söylentilere bir son vermiş olmalıyız. En azından şimdilik. Ben Darya Valdez. Bizden bu kadar. Çok teşekkür ederim. Size minnettarım. Sophia Summerfield'da tam olarak ne oldu? Kayboldu. Bana göre Richard Morrow resmen üzüntüden ölüp gitti. Yarı yaşında bir kızı sevdi. Kız ortadan kayboldu. Magazin basını etrafa bir sürü söylenti yaydı ve... O mu yaptı? Hayır, o yapmadı. Ama gerçeği saptırdılar. Kim yaptı? Sen yaptın. Orada izle. Peki haber nasıl duyuldu? Adamın siyasi hırsları vardı. Böyle bir gücü oyuncak etmek isteyince fazlasını görüyorsun. Değiştiler ve ilişkiyi buldular. Öldüğü güne kadar ezdiler onu. Randy Summerfield'la ilgili bir sürü not görüyorum burada. Onun hikayesini? Bilmem, onunla sen konuştun. Özellikle annesi kaybolduktan sonra. Bazı şeyleri deşmemek en iyisi. Onunla konuşmak istiyorum. Neden bunları hatırlamak istiyorsun? Sonradan bir pişmanlığım olsun istemiyorum. Randy? Geldiğin için teşekkür ederim. Sana bir açıklama borçluyum. Evine gelemezdim çünkü Marrow'lara ait hiçbir yere giremem ya da Marrow ailesinden kimseyle iletişime geçmemem gerekiyor benim. Neden? Reddedemeyeceğim bir teklifi aldım. Kimden? Barbara'dan. Barbara Morrow. Çoktan olup bitmiş şeylere belki bir şey yapamazdı ama kimseyi daha fazla utandırmayacağımı garantilemek istiyordu. Özellikle de Sam'in yaşadıklarından sonra. Barbara bana çok yüklü bir miktarda para teklif etti. Tabii neden dersen, kaybolup gitmem için.
Hayatımda ilk kez pratik bir karar verdim ki annem duysa kesin onaylamazdı bunu. O zaman bu teklif annen kaybolduktan sonra yapıldı. Evet, kayboldu. Bak, insanlar onun sürekli kaçıp gittiğini söylüyor. Durumu kaldıramadığını. Ben onu tanırım. Kaçmazdı o. Artık saklayacağı bir şey de yoktu. Richard'a aşıktı. Onu asla bırakıp gitmezdi. Beni de. Bir not bile bırakmadın. Hiç mi? Hiçbir şey. Peki baban Richard onun kaybolmasına nasıl tepki verdi? Çok üzüldü. Aslında ben seni ararken aklımda şu vardı. Umuyordum ki belki sen kendi gücünle bir şeyleri zorlayabilirsin. Üzgünüm Randy. Olanları hiç hatırlamıyorum. Kazayı okudum zaten. Hafızanı nasıl kaybettiğini. Hatırlamamak nasıl bir şey? Zaman kavramın olmuyor. Bu çok tuhaf. Ürkütücü. Biliyorsun birisin ama kimsin bilmiyorsun. Aslında iyi. Yani kimseye hiçbir borcun yok çünkü bir şey hatırlamıyorsun. Üstelik bu süreçte kendi kimliğini sil baştan keşfediyorsun. Bu sadece unutmak istersen mümkün. Benim istediğim hatırlama. Sen ya da annenle konuştun mu? Bildiğim kadarıyla hayır. Neden? Merak ettim. Baban sana senden söz etmiş miydi peki? Evet, bir kere keşke onunla tanışsanız dedi. Bunun olmaması onu çok üzüyordu tabii. Sam beni öğrenince ne tepki verirdi? Bunu bilemiyordu. Randy, sana hiçbir söz veremem. Ama doğru insanların annenin olayını kapatmamalarını sağlamak için her şeyi yapacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Çalışıyorsun. Sana sürpriz yapmak istedim. Az daha öldürecektin beni. Ben seni özledim. Eve dönmek istedim. Neyse, seni rahat bırakayım da tekrar uyu. Uyuyamayacağım ki. Bu bakışı bilirim. Sor hadi. İnsanı öldürmeye ne iter? Bu cevaplaması kolay bir soru değil ama... Aşk, nefret, korku, sanrılar... Hukuk fakültesindeki öğretmenim derdi ki... Hayvan bir içgüdüyle öldürür. İnsan bir nedenle. Ya sen? Birini öldürebilir misin? Bunu neden soruyorsun ki? Çünkü ben çok tuhaf bir süreç yaşıyorum. Sanki önümde yığınla bir yapbozun parçaları duruyor ve ben de resmin ne olduğunu bilmeden bu parçaları birleştirmek zorundaymışım gibi hissediyorum. Senin
Bu tarif ettiğin hayat sorunu da kısmen yanıtlamış oldu. Ben şu ana kadar her şeyi anladım sanıyordum ama... Benim de kafamın içinde yapboz parçaları var. Ve bunlarla ne yapacağımı bilemiyorum. Hepimiz potansiyel katiliz, yeter ki nedenimiz olsun. Yorgunum. Her şey yolunda mı? Gece gece biraz çay içip felsefe yaptık. Kaldığın için teşekkür ederiz. Ben her zaman yanınızdayım. Evet. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bayan Darya, günaydın. Günaydın Clara. Kahvaltıda ne istersiniz efendim? Sadece kahve lütfen. Tamam. Günaydın. Ne oldu? Yok bir şey. Spor kazası. Ben kafamı dağıtmak istedim. Bir an şaşırdım. Ve düştüm. Sera gitti. Seni sonra arayacakmış. Aradı bile. Bir sürü insan var. Ve... Çiçekler. Beyaz. Ve Sera var. Ve Aaron. Bir de Barbara. Beni izliyor. Sen var. Dans ediyoruz. Dönüyoruz. Ah, elbisem çok uzun. Takıldım. Bir şey yok Darya. Her şey yolunda. Hayır. Aaron, bu göreve ihtiyacım var. Biliyorum annemin katili o değil ama buna ihtiyacım var Aaron. Anlamıyor musun? Kimi öldürdün? Neden? Neden? Dövüş sanatları ustası ya da eski bir asker olmalı. Merhaba Sera. İyiyim. Birkaç gün gelip sende kalabilir miyim? Şu an seninle bazı sorunlarımız var. Sonra anlatırım.
Neler olduğunu bana anlatman gerek. Nereden başlasam bilmiyorum ki. Merhaba Sam. Hayır hayır iyiyim. Tam olarak birkaç dakika önce uyudu. Hayır hayır hiç sorun değil. Önemli değil. Olur. Uyandığı zaman seni aratırım olur mu? Tamam. Peki. Sen de. Hoşça kal. Yalan söylemeyi hiç sevmem. Teşekkür ederim. Yeni bir gelişme var. Fort Lauderdale'e korku salan seri katilin son kurbanı Frontier Tales Parkı'nın ıssız bir köşesinde bulundu. Dedektiflerin söylediğine göre kurban bu kez 30 yaşında bir kadın ve kimliği açıklanmıyor. Saldırgan onu ölüme terk etmiş. Ama o bir şekilde yaşıyor. Helikopterle bölgedeki travma merkezine götürülen kurbanın durumu için kritik deniyor. Elimize yeni bilgiler ulaştıkça tabii ki bunları da sizlerle paylaşacağız. Ve sıra bugünkü hava durumunda. Bugün güneyden esen rüzgarlar... Katil kim ben biliyorum. Katil kim ben biliyorum da ne demek? O Sam. Kanıtım var. Beni iyi dinle. Sam katil filan değil. Şu anda zihnin sana bir takım oyunlar oynuyor. Doktor Weston ne dediğinden söz etmiştin. Zihninde tesadüfi ve ilgisiz görüntüler beliriyor. Hayır, ben görüntü ve hayallerden bahsetmiyorum. Bunu söylediğini duydum. Neyi? Bir katil olduğunu. Bunu kime söylüyordu? Tam olarak ne söyledi? Katilim diyordu. Tam kelimeleriyle hatırlamıyorum. Bu sabah tam da bu saldırının yaşandığı parkta koşuya çıktığını biliyordum. Ama o parkta bir sürü insan koşuyor. Koşudan döndükten sonra elinde ve şortunda kan lekeleri var. Bir kadını gördüm. Dediğine göre kaymış, düşüp elini kesmiş. Baba bak tamam, sen buna ikna olmuşsun. Ama yanılıyorsun. Bu cinayetleri saplantılıydın. Onlar sana geçmişinden çok korkunç bir olayı hatırlatıyordu. Annenin ölümünü. Annem mi? Bu konuyu neden açtın bak, şimdi? Çok üzgünüm, o olay çok ama uzun zaman önce oldu. O katili bulunca acın kısmen de olsa hafifleyecek belki ama hayatta başına gelen en güzel şeyi harcamak üzeresin. Sen her şeyin büyük bir tesadüf olduğuna mı inanıyorsun yani? Ben inanmıyorum. Peki bu konuyu seninle konuşmayı düşündün mü hiç? Birini öldürebilir misin diye sordum ona. Ne dedi? Hepimiz potansiyel katillermişiz. Kendisi de dahil. Yanılıyorsan masum birinin hayatını mahvedeceksin. Kendininkinde. Ve cinayetler de devam edecek. Aaron merhaba. Evet duydum. Bir şey öğrenirsen bilmek istiyorum. Ne olursa olsun. Bana seni gel istiyorum demiştim döndüm. Bir şeyler duyduğun anda orada olacağım. Bu cinayetlere saplantılıydı. Dövülerek öldürülmüş. Ondan sonra geçmişinden korkunç bir olayı hatırlatıyor. Yüzü olmayan katil. Bunu ben yaptım. Elime kan bulaştı. Bunu asla öğrenmemeli. Beni anlıyor musun? Bak sen katil falan değil. Biz potansiyel katiliz. Yeter ki nedenimiz olsun. Sam, Clara. Thank you.
Ben bir katilim. Bunu ben yaptım. Elime kan bulaştı. Gibi bir adamla ilişkiye girmenin sonuçlarını hiç düşündünüz mü? Önemsemedim. Birine aşık olduğunuz zaman gerçek aşksa soru yapmalı mıyım diyedir. Nasıl yapmam ki olmalıdır. Bay Morov'la nasıl tanışmıştınız? Bu gerçekten önemli mi? Richard eşi olmayan bir adam. Daha önce tanıdığım hiç kimseye benzemiyor. Ben de buna aşık oldum. O bende ihtiyacından bir şey buldu ve buna aşık oldu. Darya! Benden uzak dur, tamam mı? En azından gerçekler konuşulsun istiyorum. Magazin basını ve reyting adıyla saptırılmadan gerçekler konuşulsun istiyorum. Ve işte dinledik. Gerçek bu. Böylece artık medyada izleyicilere karşı söylentilere bir son vermiş olmalıyız. Eminim. Sen Morov. Adım Darya Valdez Morov. Benzin istasyonundayım. Ne bileyim nerede? Buranın adresi ne? Griffin yolu 6900 numara. Griffin yolu 6900 numara. Aman tanrım. Aman tanrım, o burada. O burada. Çabuk lütfen. Benden uzak dur demiştim. Yaptığın asla yanına kalmayacak. Ne demek oluyor bu? Bir yere gidip konuşabilir miyiz lütfen? Sana her şeyi açıklayabilirim. Açıklayabileceğin hiçbir şey yok. Polisi aradım ve her an çıkıp gelebilir, tamam mı? Polisi mi? Sen ne yaptığının farkında mısın? Siz mi yardım istemiştiniz? Evet memur bey. İşte size bahsettiğim adam. Aranan seri katil o. Ne? Bayım, geri çekilin.
Şöyle gelin. Ben avukat Semmerov. Kendisi karım olur. Bu bay eşiniz mi? Evet. Kimliğiniz var mı? Memur bey. Sizin var mı? Korkmuştum. Evden fırlayıp çıktım. Ne yazık ki yanıma kimliğimi almadım. Ama kim olduğumu doğrulayabilirim. Benim adım Darya Valdez Morov. Kanal 8 Haber'de muhabir olarak çalışıyorum. Ve eşinizin bir seri katil olduğunu söylüyorsunuz, öyle mi? Evet, o yaptı. Sofia Summerfield'ı da o öldürdü. Memur bey, benim eşim o hafıza kaybı yaşıyor. Doktor Wesson kendisini tedavi ediyor. Onu ararsanız her şey netleşir zaten. Kanıtım var. Kanıtlayabilirim. Pekala Bay Morov, bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Beni tutukluyor musunuz? Hayır efendim, sadece formalite gereği. Tutuklamayacak mısınız? O zaman gelmiyorum. Bakın, gitmem diyorsanız hanımefendi seri katil olduğunuza dair yemin ifade imzalar. Ya kelepçeli ya da gönüllü ama sonuçta merkeze geliyorsunuz. Karar sizin. Sen ne yaptığının farkında mısın? Farkında mısın? Sakin ol, sakin ol. Hadi hanımefendi gelin. Benimle gelin. Lütfen benimle gelin. Evet Bayan Morov, ifadenizi aldık. Eşinizle konuştuk. Görünen o ki durum sizin abartılı tepkinizden ibaret. Ne yazık ki. Sizi inandırdı değil mi? Durumum yüzünden deli olduğuma inandırdı. Ama inanın çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Bakın Bayan Morov, Ben ne iş yaptığınızı biliyorum. Haberciliğinize hayranım ve sizinle aynı mantıkla hareket ediyoruz. Tehlikede olmadığınızı biliyorum ve çok rahatım. Sanırım eşiniz benden daha iyi açıklayacaktır. Ne yani, onunla eve mi döneyim? Güvendesiniz. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Evet, tabii. Kanal 8'in telefonuna nasıl ulaşırım? Bu şekilde. Dostum, Kanal 8'i bağlar mısın? Evet, Kanal 8 Haber. Çalıyor. Merhaba, ben Darya Valdez. Aaron Benfield'la görüşecektim. Aaron? Merhaba. Şu an karakoldayım. Hayır, iyiyim. Sana sonra anlatırım. Dinle. Öyle mi? Ben de seninle geliyorum. Buna mecburum. Size gereken kanıtı vereceğim. Bayan Clayton, duyuyor musunuz? Evet. Bizimle konuşmayı kabul ettiniz. Teşekkür ederiz. Bunu size yapan kişiyi teşhis edecek bir tek insan var, o da sizsiniz. Yüzünü gördünüz mü? Hayır. Ama bir dönmesi vardı kolunda. Beni tutunca gördüm. Sam yapmadı. Sam'in bir dövmesi yok. Affedersiniz, üzgünüm. Gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var. Çok yardımcı oldunuz. Dövmeyi tarif edebilir misiniz? Bir yılandı. Aslan başlı bir yılan. Üzgünüm. Artık gerçekten dinlenmesi gerek. Sam'in bir dövmesi yok. Sanırım kusacağım. Sakin ol. Ara onu. Thank you.
Anlaşıldı merkez. Birazdan oradayız. Tamam. Birazdan geliyoruz. Yola çıktık. Tamam. Ne desem bilemiyorum. Çünkü üzgünüm yeterli bir ifade değil. Otursana. Ben gerçeği senden sakladım çünkü seni böyle koruduğumu düşündüm. İkimiz de tahminlerimizin nereye vardığını gördük. Bunu öğrenmeni hiç istememiştim. Hamileydin. İki aylık hamileydin. Ve o kaza olduğunda bebeğini düşürdün. Benim suçumdu. Bebeği kaybettik. Ne zaman gözümü kapatsam her seferinde o kazayı görüyorum. Ve kendimi bir katil olarak görüyorum. Bebeğimizi öldürdüm. Duyduğum buydu. Ben bir katilim dediğini duydum. Beni gerçekten hiç tanımıyorsun, öyle değil mi? Ayrıca sen zaten bizi unuttun. Seni o yaptıkların için suçlamıyorum. Suçlayamam da. Yani bütün hatıralarımız canlı olsa ve karşımızda tanıdığımız, ömür boyu sevdiğimiz biri bile olsa yine de onun saçma sapan bir şeyler yaptığını öğrenebiliriz. Tek bir saçma, duyarsızca iş ve bu onun imajını yıkıverir. O kişiyi ne kadar seversek sevelim. Sen neden bahsediyorsun? Bulduğun o kolye. Sofia'nın kolyesi. Annem öldükten sonra onu kasasında bulmuştum. Bir mektupla. O babamı yasak ilişkisi yüzünden hiç affetmemiş. Sofia'yı öldürmüş. Kötü bir kadın. Yazık.
bazı anıları silemiyorsun işte. Çok üzgünüm sen. Çok, çok üzgünüm. Senin yanında olamadım. Üstelik hayatını gereksiz yere cehenneme çevirdim. Ailemde skandallar artık tamamen bitti sanırdım. Bir daha asla tahmin yapmayalım. Yapmayalım, evet. Burayı hatırlıyor musun? İlk randevumuzda buraya gelmiştik. Bu da ilk randevumuz sayılır zaten. Hı hı. Ve yeni anılar başlatmak için de harika bir yer. Öyle değil mi? Evet öyle. Güzelmiş. Sana annemin Sofya'ya ne yaptığının hikayesini anlatacağım. Emin misin? Bu hikayenin duyulmasına hazır mısın? Evet. Bunu da senden daha iyi kimse yapamaz. Teşekkür ederim. Aa, evet. Biri daha gitti. Bu gece arabayı sen kullanmasan iyi olacak galiba. Bize bir taksi çağırır mısınız? Teşekkürler. Thank you.